Aslında yönetmeliğin bu ilgili maddesine, 11. maddesine baktığımızda çok net bir şekilde evet hükümlerin veya tutukluların paralarının emanete konularak oradan faizlerin açık rıza ve ile hibe edebilir olduğunu söylüyor. Aslında Cezaevleri Tevkif Müdürlüğü bunu kabul ediyor, doğruluğunu söylüyor. Emanet kasadan konulan paranın vadeli hesaba yatırılıp oradan alınan paranın bağışlanması, ceza infaz kurumuna bağışlanması, hibe edilmesi bu şekilde. Bunu da kanun açık feragat ile hibede bulunabilirler olarak bakıyor. Aslında buradan bir hukuki değerlendirmeye girdiğimizde bir hibe sözleşmesidir. Yani bir bağışlama sözleşmesidir bu. Kanun çok açık ve net bir şekilde, Borçlar Kanunu'nun 285. maddesi çok açık ve net bir şekilde bağışlama sözleşmesi, yani hibe sözleşmesini açıklamıştır. Ama burada atlanılan bir süreç vardır. Yönetmelik tamamen kanuna aykırı bir şekilde hazırlanmıştır. Anladığımız kadarıyla haberlerde, sosyal medyada bu haberler yayınlandıktan sonrasında birçok kişinin şöyle söylemleri var. Kişiler işte bir tanesi demiş ki 2015 yılında ben şu cezaevine girerken önüme bir tomar kağıt konulup imza atılmam söylendi. Mesleğim dolayısıyla onu okudum. Ve ben muvafakatname adı altında bir şeye imza atmam. Evet, tam da bu faizlerin paraya çevrilmesiyle alakalı, faizlerin hibe edilmesiyle alakalı bir şeydi. Bunu kabul etmedim ve beni hücreye atmakla tehdit ettiler. Ve ben yine kabul etmedim. Yine farklı bir yerde bizi hücreye atmakla tehdit edip zorla imzalattılar tarzında belli söylemler var. Açık rıza dediğimiz şey bir kez burada silahlar eşit midir? İlk önce mahpus ile cezaevine giren mahpus ile cezaevinin konumu eşit midir? İlk önce buna bakmak lazım. Çünkü burada çok net bir şekilde mahpus kendisinin kıstırılmış, kendisinin tutuklanmış, kendisinin zor bir durumda olduğunu bilerek orada ve gittiği yer itibariyle onlarla iyi geçinme düşüncesi ya da orayı bir an önce bitirip gitme düşüncesiyle bir kez burada silahlar eşit değil. İkincisi, önlerine bir kağıt konulup türü ne olursa olsun altına imza atılması zaten açık rızayı belirtmez. Bir, dediğimiz gibi silahların eşitliği yok ortada. İki, açık bir net bir şekilde bilgilendirme yapılıyor mu? Giriş yapılan işlemler sırasında bunların hangi kağıtlar neler olduğu konusunda mahpuslara açık ve net bir bilgilendirme yapılıyor mu? Ayrıyeten o imzanın açık rıza olduğunun tespiti imkansız. Ayrıca Borçlar Kanunu'nun 285. maddesi, yani hibe sözleşmesinden, bağışlama sözleşmesinden bahsederken önce bir hakkın ortaya çıkmasından bahseder. Bu da şu anlama gelir. Siz cezaevine girdiniz, sizin elinizden bir belgeyle imza aldılar. Evet dediler ki burada da feragat etti hakkından. Ama bir hak yok ortalıkta. Siz bir hak olmadan feragat edemezsiniz. Hibe edemezsiniz. Kanun bunu çok açık ve net bir şekilde söyler. Bir hakkın ortaya çıkması lazım ve bir hak üzerinden feragat sözleşmesi yapılabilir der. Bir para elinde, diyelim ki mahpus cebinde 500 lira ile girdi. 500 lira faize yatırılacak. İlk faiz ortaya çıkacak. İşte orada hak edilmiş olunur. O ilk faiz ortaya çıktıktan sonrasında bir sözleşme yapılırsa o hibedir, feragattir. Bu hak üzerinden zaten yapılan sözleşmeyi tamamen geçersiz kılan bir süreçtir. 2014 yılında bu paraların faize yatırılmasıyla alakalı mecliste, yani 24. dönemde mecliste Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Oğuz Oyan bir soru önergesi veriyor. Ve şu anda bizim sorduğumuz soruların aynısını 2014 yılında 1 Mart'ında kendisi söylüyor, soruyor. Diyor ki emanet paraya yatırılan paralar faize aktarılıyor mu? Bunların denetlenebilirlik süreçleri ne kadardır? Yani nelerdir? Nasıl denetlenebilir? Bunların kayıtları var mıdır? Ve bununla ayrı olarak ne kadar gelir elde edilmiştir tüm hapishanelerden? Ne kadar bu faiz geliri elde edilmiştir? Ve bunlar nerelere harcanmıştır? Diye 2014 yılında TBB'ye bir Adalet Bakanlığı'na verilmek üzere bir soru önergesi sunuluyor. Ve dün öğrendiğim kadarıyla bu soru önergesine Adalet Bakanlığı tarafından cevap verilmemiş. 2014 yılından bahsediyoruz ve 2022.
biz şu zamana kadar açık ve net bir şekilde ceza ve tevkif evleri müdürlüğünün belirtmiş olduğu bunlar yasal bir şekilde tutuluyor dediği kısma bir milletvekili, dönemin milletvekili meclis içerisinden talepte bulunduğunda cevap verilmiyorsa burada bir soru işaretinin gerçekten bunun açık, aleni bir şekilde yayınlandığının bir soru işareti olur. Açık, yönetmelikte de bahsettiği gibi açık ve denetlenebilir değil. Bu da bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz denetleyemediğimiz bir şey üzerinden soru işaretleriyle ilerleyebiliriz. Ben bir yurttaş olarak ben bunu denetleme, sorular sorma hakkına sahibim. Bir hukukçu olarak bunu suç gördüğümde suç duyurusunda bulunabilme ve basın yayın yoluyla paylaşarak kamuoyuna duyurabilme hakkına sahibim her bir birey gibi. Böyle bir süreç içerisinden bence cezaevleri, tevkif evleri müdürlüğünün önce üzerine düşerek yapması gerektiği, cezaevlerindeki süreçleri alenileştirmek, eğer burada bizim soru işaretiyle baktığımız yerler üzerinden, yani bir zimme suçu mu ortaya çıkıyor, görevi kötüye kullanma var mı? Benim iddiam bu yöndeydi. Bu hafta içerisinde yönetmenin iptali için bir hukukçu olarak üzerimize düşeni yönetmenin iptali için hukuka aykırı olduğunu belirterek yönetmenin iptali için idare mahkemelerinde dava açacağız. Bundan bir sonuç alabilirsek bunun üzerinde ben müvekkilimin paralarının faizlerinin tarafımıza yatırılmasını da talep ediyoruz. Çünkü müvekkilime sorduğumda böyle bir şeye imza atmadığını ya da daha doğrusu neye imza attığını veya neye atmadığını bilmiyor kendisi. Atmadığını beyan ederek, yani böyle bir hakkı verdim mi biliyor musun okudum desem müvekkilim yaşlı bir kişi. Atmadığını ya da bilmediğini bir süreçte ilerlediği için faizlerini talep edeceğiz. Ama öncelikle yönetmenin iptali gerekmektedir. Cezaevlerinde her gün işkence kat ve kat artarken, her gün tecrit politikası, cezaevlerindeki yalnızlaştırma politikası bu kadar artarken, teşekkür ediyorum ama müvekkilimizin konusu da önemlidir ama müvekkilimin sadece maddi parasal durumuyla alakalı cevap vermesi aslında olaylara nasıl bakış açısının olduğunu da ortaya koyuyor. Belki buna da cevap vermek isterler diye ben buradan belirtmek istiyorum. Cezaevlerinde işkenceler her gün artarak devam ediyor. Cezaevinde infaz yakmalar, adli ya da siyasi mahkumlar hiç fark etmezsin, infaz yakmalar devam ediyor. Hasta mahpusların durumu cezaevlerinde artık yaşam hakkını ihlal ediyor vaziyette ve birçok mahpusun sağlık hakkı engelleniyor. Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü'nden bu sorularımıza karşında bir yanıt bekliyoruz.